Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda soru-cevap videoları ve test linkleri paylaşıyoruz. İzleyip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Canlılar sınıflandırılırken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmaz? A. Canlıların beslenme şekillerini. B. Canlıların yaşam alanları. C. Canlıların solunum sistemleri. D. Canlının büyüklüğü. Doğru cevap D şıkkı. Besinlerimizi mikroskobik canlıların zararlı etkisinden korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz? A. Besinleri konserve yaparak saklamak. B. Besinleri nemli ortamda saklamak. C. Besinleri kurutarak saklamak. D. Besinleri dondurarak saklamak. Doğru cevap B şıkkı. Canlıların sınıflandırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar. B. Mikroskobik canlılar, bitkiler, hayvanlar. C. Mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar. D. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar. Doğru cevap C şıkkı. Canlıların benzer ve farklı özelliklerine göre gruplandırılmasına ne denir? A. Sınıflandırma. B. Sıralama. C. Ayrıştırma. D. Çoğalma. Doğru cevap A şıkkı. Bitkilerden kök ile yaprak arasında madde iletimini sağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir? A. Kök. B. Çiçek. C. Gövde. D. Yaprak. Doğru cevap C şıkkı. Penisilin gibi antibiyotik ilaçların üretiminde kullanılan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Küf mantarı. B. Şapkalı mantarlar. C. Parazit mantarlar. D. Maya mantarı.
Sizin sorunuz. Doğru cevabı biliyorsanız yoruma yazınız. Sevgili öğrenci ve öğretmenlerimiz, sizin de eğitici ve öğretici videolarınız varsa kanalımızda yayınlamaktan mutluluk duyarız. İletişim adresimiz açıklama bölümündedir.